Küresel iklim değişikliği ve gemilerin balast suyuyla denizlerimize girerek kıyılarımızdaki habitatı olumsuz etkileyen ve baskın hale gelen istilacı türler, yerli türlerimiz için önemli bir tehdit. 1980'li yıllarda gemilerin balast suyuyla Karadeniz'e giriş yapan taraklı deniz anası Minemiopsis lady sadece 2 yılda tüm Karadeniz'e yayıldı. Hamsi popülasyonunun azalmasına sebep oldu. 1947 yılında Japon denizinden balast suyuyla Karadeniz'e taşınan diğer bir türse Rapana venosa. Bu deniz salyangozu, zoobentik faunanın %40'ını oluşturan midyeler üzerinde büyük bir baskı unsur. Balast suyuyla taşınan başka bir türse baş aşağı deniz anası denilen Cassiopeia andromeda. Fotosentetik algler ve karideslerle simbiyotik yaşam içinde olan tür, yaşam ortakları alglerin fotosentez ihtiyacından dolayı yüzeye yakın yüzüyor. Küresel iklim değişikliği birçok türün yeni yaşam alanlarına göç etmesine neden oldu. 1869 yılında açılan Süveyş kanalı sınırlı sayıda göçe neden oldu, ancak 2015 yılında açılan ve ilkine göre daha derin ve geniş olan kanal Akdeniz'e olan göçü hızlandırdı. Akdeniz hızla tropikleşiyor. Aslan balığı diğer balıkların yavrularıyla beslenerek güçlü bir istilacı konumuna geldi. Avcısı olmayan bu gösterişli balığı, yerli türümüz Orfoz'un avladığını görmek ekolojik denge açısından umut verici. Göçmen deniz anası Ropilema nomadisa da balık larvalarını tüketerek besin zincirinde kırılmalara neden oluyor. Bentik alandaki en yaygın istila hareketini uzun dikenli deniz kestanesi oluşturuyor. Kendisi de egzotik bir tür olan kardinal balıkları, dikenlerin arasını sığınmacı olarak kullanıyor. Yerli türümüz papaz balığının yavruları da bu koruma kalkanından faydalanan diğer bir tür. Tam bir komşu dayanışması. Akdeniz faunasına adapte olan türler arasında gösterilen sokar balıkları ise otçul olduklarından besinlerini deniz çayırları ve yosunlardan temin ediyor. Ekonomik değeri yüksek Nil barbunuyla birlikte balıkçıların hedef avı konumunda. Doğu Akdeniz kıyılarının önemli bir misafiri daha var. Gruplar halinde yaşayan kedi balıklarının pektoral ve dorsal yüzgeçleri zehirli bir omurgaya sahip. Akdeniz'in en tehlikeli ve yaygın türü hiç şüphesiz ki balon balıkları. Dokularında siyanürden 1000, morfinden 3000 kat daha güçlü TTX nörotoksin taşıyor. Kesinlikle yenmemesi ve dokunulmaması gerekiyor. Ülkeler istilacı türleri engellemek, kontrol altına almak için her yıl milyarlarca dolar kaynak harcıyor. Ancak bunu başarmak neredeyse imkansız. Çünkü doğanın kanunları insanlığın oluşturacağı bariyerlerden çok daha kuvvetli. Denizel ekosistemin korunması, istilacı türlerin olumsuz etkilerinin azaltılması ancak onları tanımak, hassasiyet göstermekle mümkün. Çünkü denge sürdürülebilir gezegenin ilk koşulu. Ve insanlık bunu sağladıkça var olacak. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.